Az önce de dedik Çeviri Festivali 19. Elma Tarım ve Kültür Festivali renkli başladı, renkli bitti diye. Çünkü renkli isimler vardı, etkinlikler farklıydı. Festivale katılan isimlerden biri de Artvinli Pişmaniye Ustası Yaşar Selçuk'tu. Selçuk'a mikrofonlarımızı uzattık ve pişmaniyenin yapımını sorduk. Sevgili izleyenler, pişmaniye geçmişten günümüze kadar tüketilen bir tatlı türü. Pişmaniyenin yapımı da oldukça zor. Galiba adının anlamı da buradan geliyor. Yaptığına pişman oldun mu deniyor acaba diyoruz. Bizler sizler için pişmaniyenin yapım aşamasını ekranlarınıza getiriyoruz. 19. Çivril Elma Tarım ve Kültür Festivali için Türkiye'nin çeşitli illerinden insanlar ilçeye gelerek festivale renk kattı. Bunlardan bir tanesi pişmaniye ustası Yaşar Selçuk'tu. Artvinli olan fakat İzmit'te oturan pişmaniye ustası Selçuk, usta olabilmek için 4 yılını vermiş. 2000 yılında çırak olarak başladığı mesleğin ustalığını 2004 yılında ancak almış. Usta Yaşar Selçuk, pişmaniyenin yapımını, inceliklerini ve en önemlisi hikayesini anlattı. Bakalım pişmaniye, adı gibi pişmaniye ustasını da pişman ediyor mu? Bunları 100 kutu. 100 kutuluk evet. Bir pişmaniye. Aha. Kaç tane tel vardır? 32 milyondan fazla. 32 milyondan evet. Fazla tel var bir pişmaniyede. Evet doğru. Peki bu pişmaniyenin geçmişine biraz dönelim istiyorum. Pişmaniyenin ismi nereden geliyor? Biz az önce bir espri yaptık. Acaba yaptığımıza pişman olduk o yüzden mi? Sanırım öyle bir şey ama bir evlilik mevzusundan kaynaklandığını düşünüyorum. İki hikayesi var. Bir tanesinin doğru olduğunu düşünüyorum. O zaman biz iki hikayeyi de sizden öğrenelim. Tamam. Bu arada çalışmam da gerekiyor. Bırak. O kadar meşakkatli ki artık beyefendi bir yandan alın terini silerken bir yandan da evet. Pişmaniyenin hamurunu açmaya çalışıyor. Burada dikkat ediyoruz. İçine ter dökülmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani şimdi padişahın kızını biz fakir bir çocuk seviyormuş. Onunla evlenmek istediği için de padişah bunu kabul etmemiş. İpe un serdin misali. İşte saçım gibi ince bir tatlı yaparsak bu evlilik olur demiş. Çocuk çok uğraşmış, bunu yapmış. Ama evlilikte mesut olmadıkları için tatlının adını pişmaniye koymuşlar. Bir hikaye bu evet. Birinci hikaye bu. Tatlı yapmış ama evlilikte mutlu olamadıkları için tatlının adını pişmaniye koymuşlar. Pişmanlıktan geliyor. Peki ikinci hikaye? Diğeri de Nikomedia Devleti zamanında İzmit'te bir şekerci ile hamurcu yan yana dükkan varmış, iki tane. Bir gün şekercinin çok siparişi varmış. Hamurcu ona yardım etmeye geldiği zaman elleri hamur olduğu için şeker tellenmiş ve bu ürün çıkmış ortaya. Böyle bir hikayesi de var. Ama birincisinin daha güzel olduğunu düşünüyorum.